Yeni bir hafta, yeni bir günden herkese günaydın sevgili dostlar. Harika bir sabaha uyandık yine. Hava tertemiz. İstiklal Marşı okundu az önce önümüzdeki okuldan. Tüm öğrencilerimize iyi dersler diliyoruz. Bugün benim için de güzel bir gün. Çünkü Gaya Doğal Pazar'ın depo kısmının yan tarafındaki dükkan olarak kullanacağımız kısmı bugün teslim alıyoruz. Onun mutluluğu var içimde. Hem orayı temizleyeceğiz, hem planlamalar yapacağız. Nereye ne koyacağımızı düşüneceğiz. Ve bu planlarımızı tabii ki sizlerle de paylaşacağız. Kameramız açık olacak. Başka ne gibi gelişmeler olacak? Başka bugün neler yaşanacak? Ben de sizlerle beraber öğreneceğim. Şimdiden iyi seyirler. Sevgili dostlar, dünkü videoya iş yoğunluğu sebebiyle devam edememiştik. Şimdi ertesi gündeyiz. Bugün de güzel yağmurlu bir hava. Geldik şimdi sizlerle beraber dükkanımızın satış yapacağımız kısmına giriyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Bakalım hatıralarımızda buradaki bu görüntü de burada kalmış olsun. Burası eski sahibinin mobilyaları. Bunları alacaklar inşallah bugün. Burası diğer tarafa nazaran biraz daha ferah. İki tane, iki cephesi cam olduğu için gerçekten çok hoş. Bakalım kafamızda bir şeyler var. Şöyle orta tarafa böyle standların olacağı. Buralar zaten vitrin. Belki buralara koltuk, oturma grubu, masa. Gelen dostlarımızla beraber burada hoş vakitler geçirmek, portakal sularımızı içmek, nar sularımızı içmek, kahvelerimizi içmek için belki burayı ayırabiliriz. Bakalım önce bir burayı boşaltacağız. Boşalttıktan sonra güzel bir temizliğini yapacağız. Temizlik bittikten sonra da artık plan, program yaparız. Biraz inşaat tadilat işi var. Burada bir lavabomuz var. Buranın kapısı yok. Burası yapılacak. Burası böyle. Şimdi bakalım gidelim Gamze neler yapıyor bakalım. Dünkü kargolarımızla hallettikten sonra bugün birkaç tane vardı. Bu sabah da onları hallettik çok şükür. Şu anda burası savaş alanı gibi. Dostlarımız bize bazı tavsiyelerde bulundu. Yani esnafların bereketli olması açısından temizliğini akşam yapmak, sabah temiz dükkana gelmek gibi bir tavsiyeleri oldu. Fakat bizde işler öyle yürümüyor maalesef. Biz kargoları zar zor yetiştirdiğimiz için, özellikle böyle haftanın pazartesi, salı günü, bir de şimdi yılbaşı arefesi olduğu için bekletmemek adına kargolarımızı burada yapıyoruz. Yaptıktan sonra kargoyu yetiştirip ancak ondan sonra kendimizi eve atabiliyoruz. O yorgunlukla kargoları teslim ettikten sonra dükkana gelip temizlik yapmamız neredeyse imkansız. O yüzden şimdi birazdan burayı Gamze ile birlikte pırıl pırıl yapacağız. Ve diğer taraf için de kafamızda bir şey var. Sevgili dostlar, yan taraftaki dükkanın sahibi bizden birazcık mühlet istedi. Kendisi bir ofis tuttuktan sonra kendi eşyalarını alabilecekmiş. O yüzden biz de oradaki temizliğimizi tamamlamak ve mağaza kısmının hazırlıklarına başlamak açısından oradaki eşyaları demonte edip burada depomuzda bir yer ayarlayıp oraya koyacağız geçici süreliğine. Ve şimdi sevgili dostum Engin'le birlikte bu işi yapacağız. Sağ olsun kendisi bizi ziyarete gelmişti. Onunla beraber bu işi yapacağız. Engin'cim hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Çok iyiyim her zamanki gibi. Ayağına sağlık. Sağ olun. Yine güler yüzünle buraya güzel enerjini getirdin. Canımsın eyvallah. Kardeşim bu bizim mutluluğumuz zaten, ortak mutluluğumuz. Böyle bir yer açmış olman, bizim de elimizden nacizane hani ne geliyorsa. Nacizane olur mu ya? Yardımda kardeşim bulunmamız boynumuzun borcu zaten. Yok estağfurullah, hiç öyle bir borcun yok ama. Var. Borcu var. Eyvallah cansın. Biliyorsun. Yardımın ve emeklerin buraya bereket katacak. Canım her zaman bereketli olsun. Bizim güzel aramızdaki insanlar. Bu imeceden çok mutluyum zaten ya. İyi ki varsın. Benim, iyi ki sen de var. Ne yapacağız? Kanka ne yapacağız? Bunları ilk önce demonte edelim. Demonte. Arka tarafta bir karton ayarlayalım. Ya hayır, en azından bir an önce başlayalım da şu şeye ne derler? Buranın temizliğine gün kaybediyoruz. Bir de burayı böyle bir bomboş görelim de ondan sonra kafamızda çizimini yapalım. Nerede oturacağız? Nerede oturma grubu? Bekleme yeri neresi olacak? Standlar nerede olacak? Vesaire bir bakalım yani. Sen kafanla, sen kafanla ona göre oturt, yerleştir. Ameleri kişi bizim işimiz. Yok hep beraber canım. Biz hepimiz her şeyiz. Yani hem ameliyatımızı da yapacağız, taşımamızı da yapacağız, hasatımızı da yapıyoruz, paketlemelerimizi de yapıyoruz. Joker gibi her şeye yetişiyoruz çok şükür.
Çok güzel bir şekilde. Çok severek yaptığımızdan mıdır nedir? Hiç böyle yaşımın üstünde bir enerji ve performans sergilediğimi düşünüyorum çok şükür. Yaşta bir şey yok aslında. 26 oldu mu sen? Benim 26 da hadi sen bilmiyoruz. Valla cebime gir. Kanka valla kimlik üzerinde yaşam yazan 83'lüyüz. Kaç oluyor? 39 mu oluyor? 26 oluyor. Yani hissedilen vardır ya, hava kaç derece? Hissedilen de gerçek farklıdır. Yani hissedilen gerçekten farklı. Bu da çok şükür hani huzurlu ve mutlu olmakla alakalı. Kesinlikle öyle. Stres insanları öldüren bir şey zaten. Evet. Ya bu hastalıkların en büyük tetikleyicisi. Kesinlikle. Yanlış beslenme ve stresli bir hayat. Aynen öyle. Yan kapıdan giriş olduğu zaman burada bir şey olsun isterim açık konuşmak gerekirse ya. Oturma grubu, dinlenme alanı, karşılama alanı burası olsa güzel olur. Burada güzel oturalım. Ama çünkü böyle şeyde kalıyor ya, böyle arkada biraz kuyusunda evet. Kalıyor. Hoş. Burası da işte masalar olur. Vitrin zaten burası. Başka bir şey. Şurası. Şu iki cam vitrin olsun diyorum. Dostlarımızın ürünlerini de koyacağımız ayrı bir vitrin planlıyorum. Misal Engin Özeker, Natural Doğal Taşlar, Erdinç Tekeli, evet, Likya Kraft. Bence çok Tuğba güzel. Tuğba hocam var. Hepsine selamlar olsun. Onun da çok güzel hediyelik eşyaları var. Ha şey var. Sonradan Köylüler. Onun güzel baltaları, bıçakları var. Unuttuğum varsa affola. Bu zamana kadar videolarını çektiğimiz, burada üretim yapan, göç eden dostlarımız var. Bir kooperatif mantığı diyoruz ya her zaman. Onların da ürünlerine ve buradaki geçimlerine eğer bu dükkan destek olabilecekse bu beni ekstra mutlu eder. O yüzden orada onlara da bir yer ayırmak istiyorum inşallah. Senin boyunu seviyorum işte. Hep kendine değil, hep çevrendekileri de işin içerisine katıyorsun ya. Paylaştıkça her şey artıyor kardeşim ya. Sevgi de, para da, mutluluk da, huzur da. O kadar kısa bir hayat yaşıyoruz ki, evet. Her şey aslında o kadar anlamsız ki. Sadece ufacık bir farkındalık, birazcık empati ve saygı. Kesinlikle. Saygı abi. Bunlar olduğu sürece mutluluk da, huzur da beraberinde geliyor zaten. Dostum seni seviyorum ya. Evet kardeşim. Şimdi Engin Usta demonteye başladı. Ben de içeride bunları koyacağımız yeri temizleyeyim. Alt kartonlarını ayarlayayım. Ondan sonra buradan ufak ufak taşıyalım. Bunları buradan kaldırayım. Şimdi altına kartonu koyuyoruz. Şimdi mobilyalar üstüne gelsin bakalım. Mobilyalar da geldi. Şimdi de burayı bir temizleyelim beraber. İşte depomuz pırıl pırıl oldu. Keşke hayatta her şey bu kadar kolay olsa, bir şıkla halletsek. Tabii ki öyle olmuyor. Birazdan şimdi Gamze ile beraber yan tarafa girelim. Gamze oranın bu halini görmedi. 3 tane masaya çıktıktan sonra Gamze inanılmaz nasıl büyüdü biliyor musun içerisi? Evet, daha iş var, iş var. Şöyle bir kabasını aldık diyelim. Maşallah bakıyorum temizlik çabuk bitmiş. Evet, şöyle bir kabasını aldık. Güzel bir şekillenecek burası. Evet. Var bir hayalimiz. Ya biraz yavaş gidiyor gibi ama tabii ki işler ama biraz yoğunlaştı. Burayı bu kadar hızlı bile tahmin etmemiştik. Şu anda ne noktadayız düşündüğüm zaman aslında yavaş gibi görünüyor ama her şey hızlı gelişiyor. Ama böyle şeyler çok da hızlı olursa sanki tam içine de sinmeyebilir insanın. Yavaş yavaş gitmesinde belki bir hayır vardır. Her şey daha güzel, sindire sindire yaparız gönlümüze göre. Zamanla değişiklikler olur. Evet. Her zaman olur öyle şeyler. İşte ilk videomuzda şey demiştik, hatırlıyor musun? Hani böyle her şey hazır bekliyor, geldi işte mobilyalar, şuraya standlar, böyle hani o kadar bir şey de istemiyoruz. Yok, evet. Yavaş yavaş kendi elimizdeki şeylerle, ekipmanlarla biraz daha böyle otantik doğada bulduğumuz mesela bambudan bir tane raf yapmak istiyorum. İkisini birbirine evet. Denkleştirip kolaj yapıp dengeli olsun. Evet, çıkarabiliriz orada. Ya ben çok heyecanlıyım. İnanılmaz duygular var içimde. İyi ki yaptık diyorum. Ben de öyle diyorum. Hiç içimde bir endişe, bir huzursuzluk bu konuyla ilgili bir korku taşımıyorum. İnşallah hislerimiz doğru çıkar. Böyle doğru adımlar atarak en güzel şekilde devam ederiz bu yolculuğa.
Hayır. Hadi bakalım. Oğluna hadi Yaman'a. Eyvallah. Herkese yeniden merhabalar sevgili dostlar. Bu bölüm biraz tuhaf bir bölüm oldu. O kadar çok fazla böyle giriş yaptım. Ertesi günden herkese merhaba şeklinde. Geçtiğimiz hafta başından beri başlamış olduğum bu videoya 2022'nin ilk haftasında devam etmiş oluyorum. Sağlık olsun. Geçtiğimiz bölümlerde videoların girişini yaptıktan sonra yeni yıl öncesindeki siparişlerinizi yetiştirmek için gün içinde o kadar yoğun çalıştık ki tabii ki o görüntüleri tekrar tekrar kargo paketledik, limon paketledik, portakal paketledik. O görüntüleri sizi sıkmamak için sizlerle paylaşmadım. O yüzden bugüne kadar geldik. Şimdi bugün işlerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu vesileyle de hepinizin yeni yılını tekrardan kutlamak istiyorum. 2022 yılı hepimize sağlık getirsin ve bolluk, bereket getirsin. İşlerinizde başarılar, öğrencilere de başarılar diliyorum şimdiden. Hadi şimdi işlerimize kaldığımız yerden devam edelim. Şu temizleyemediğimiz otları temizleyeyim ve de şu temizleyemediğim camları temizleyeyim. Sonrasında da yapabildiğimiz kadar, bugün yetiştirebildiğimiz kadar kargolarımızı yapalım. Haydi başlayalım. Şu dükkanın önünü de temizlemeyi planlıyorum. Hatta planlamıyorum. Artık hani bunu söylemeyeceğim. Birazdan buraya başlayacağım. Ya şimdi ya hiç felsefesiyle. Hamza kartonları hazırlamaya başladı. Ben de şimdi sabah yapmış olduğumuz hasatlarımız var. Önce onları indireyim. Çok fazla enerji kaybım olmadan. Ondan sonra da şu otlara dalayım. Artık aradan çıksın. Yılan hikayesine döndü. Kasaları boşalttık. Bu iş aradan çıktı. Bir duygusal bağ oluştu ya aramda. Şunlarla. Bir keseceğim ama şimdi bir tuhaf da olmuyor değilim ya. Çok çirkin gözüküyorsunuz ama. Zorlu ve yorucu bir çalışmadan sonra burada artık böyle kökleşmiş taşın altındaki toprağı iyice böyle kendini köklendirmiş kan yaşı otlarını temizledik. Sırayla burası ve diğer tarafın temizliğini yapalım. Dükkanın önündeki ot temizliğini tamamladık sevgili dostlar. YouTube'a video çekmeyi ve sizlerle paylaşmayı işte bu yüzden çok seviyorum. Yarın öbür gün buradaki bütün işler bittikten sonra ve burası tamamlandıktan sonra tabelalarımız, cam giydirmelerimiz, standlar, buradaki ürünler, yan taraftaki depolama ve çalışma alanımızın düzeninin oturması, buraya gelecek sandalyeler, masalar, kütüphanemiz, içeride çalacak müzik, mis gibi kokan bir çay ve mis gibi kokan bir filtre kahve, taze sıkılmış meyve sularının kokusu ve diğer ürünlerimizin kokusu. Sanki burada hep birlikte bir çocuk büyütüyormuş gibi hissediyorum. İsmi Gaia, bir bebek. Önce emekledi, yürümeye başladı, sonra koşmaya başlayacak. Bu süreçlere de sizler de tanıklık ediyorsunuz. İyi niyet ve dualarınızı belirtiyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum şimdiden. Tüm dostlara iyi ki varsınız. Evet biraz yorucu oluyor ama tatlı bir yorgunluk. Bundan şikayetçi değiliz. Çalışmayı seviyoruz. Devam. Evet şimdi sevgili dostlar, kapımızın önünü güzel bir şekilde temizledik. Az önce izlediniz. Ve şimdi gidip Nabur'dan kendimize bir hortum aldım. Ve şu anda bir esnafın tüm gerekliliğini yerine getirmiş oldum. Esnaf dediğin kapısının önünü güzel bir şekilde sular, toz kalkmasın, camlar kirlenmesin. Yaz sıcağında ufak bir serinlik olsun. Yani bu bir esnaf klimasıdır. Şimdi camlarımızın da çamurunu, pisini, kirini, buradaki tozu, kiri, sıvayı, inşaat pisliğini tazelikli suyla bir güzel temizleyeceğiz. Haydi başlayalım, sabırsızlanıyorum. Canım, sana zahmet suyu açabilir misin? Thank you.
Bir kısım temizliği de yaptıktan sonra şimdi kargolarımızı paketledik. Gamze ile bugünün siparişlerini de kargoya teslim edeceğiz. Bugünlük artık bu videonun sonuna geldik diyelim. Diğer cam temizliklerine yarınki bölümde ve yarınki günde devam edeceğim. Hepinize vakit ayırdığınız için sonsuz teşekkürler sevgili dostlar. Yeni bölüm ve maceralarda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olup bildirim zillerini açmayı ve videoların beğen tuşuna basarak videoları desteklemeyi unutmayın lütfen. Mutlu ve sağlıklı günler.